Galatasaray'da da gündem transfer. Geçelim Galatasaray'a. Üç yabancı oyuncusuna yine günün sıcak gelişmesi evet. Galatasaray. Lisans çıkardı. Evet. Ama şimdi kimler gidecek, kimler kalacak sorusu gündemde. Luinda Andone, Enzonzi, Mariano ve Nagatomo yolcu gibi gözüküyor. Yani sonuçta 17'den e, en az çünkü... E, Beş oyuncuyu göndermesi lazım. Niye biliyor musun? Beş yabancı. Sayın Mustafa Cengiz, gelecek olan oyuncular var demişti. Yani bu oyuncuların dışında. Yine oyuncular alacaklar. Hı hı. Ben Galatasaray'ın forvet alacağını düşünüyorum. Kimse e, bakmıyor ama bir anda Falka'yı yedekleyecek bir forvet alacaklar. Öyle görünüyor. Ki kupam da gözüktü. Sıkıntı. Tabii. Falka ağır, ağır marka olmaz. şartında Şimdi Onyekuru, topla buluşamadı. Tamam e, Şubat başında dönecek hastalığını atlatmış Hı. ama yani o hastalık yürüyecek hal bırakmıyormuş insanda. O yüzden onun toparlanması ekstradan belki 20 günü ekstradan bir 20 gün daha lazım. Doğru. Yani Şubat ortalarında falan eski Onyekuru'yu görebiliriz. O yüzden işi şansa bırakmamak adına tamam Emrak Baba yeni bir transfer bence çok önemli bir transfer. 10 numara oynar. Çok da gol atar. Ee, ama e, Falka Allah korusun hiçbir futbolcu sakatlanmasın. Falka'nın sakatlanması durumunda e, Adem'le olmaz. Adem bir türlü Galatasaray'da e, o patlamayı yapamadı. Ya, yedek ya beni yanılttı. Ben sezon başında Adem bu takımda oynar diyordum ama yanılmışım Adem çalışmıyor demek. ki. Üzerine koyamadı. Galatasaray'da şu anda oynayacak kapasitede bir golcü değil. Aynı şey Emre Mor için de geçerli. Kupanın Emre Mor'un zaten bir süre hani aldı. CV'si hep öyleydi. Yetenek Hı. var ama futboluna bu yeteneğini katamıyor. Şu anda mesela Onyekuru işte siz iyilesede yürüyecek evet. hali Almaz dedi evet. Onyekuru için ama hani onun Onyekuru çabuk toparlar mesela. Onun alternatifi Emre Mor daha Hı. zor toparlar gibi Hı. duruyor. <laughs> ya Emre Mor'dan benim çok umudum yok. Yani koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi. Ee, çok da fazla Fatih Hoca şans verdi ama hiçbir maçta ön plana çıkamadı. O yüzden hani e, Emre Mora güvenemez. E, güvenilecek bir oyuncu değil şu anda. E, bu takım gol atamıyor. Golcüye ihtiyacı var. Hı hı. Bence e, savunmasında problem yok. Orta sahasında ekstra bir kalabalık oluştu. Bu arada Mensa ismi de tekrar gündeme geldi. Ciddi anlamda size. Mensa ismi gündemde. Önemli bir isim aslında bu iştahta. Evet. Kayseri yani şu anda evet aynen Kayseri Sporla ipleri koparmış durumda zaten. E, maliyeti de çok yüksek bir oyuncu. E, Kayseri'ye Cimi Galatasaray... Durmaz, Emre Taşdemir ve 2 milyon euro teklif etmiş kaldı. Evet. O Bugün haberi yapmış. Evet, haberi evet, evet. Bu. öyle bir haber var ama son gelişmede e, Beşiktaş'ın da nabız yokladı ama Beşiktaş işi nasıl yapacak? Mesela Adebayor hı hı. olur Beşiktaş'a. Çünkü Adebayor demiş ki ben hiçbir şey istemiyorum. Geleyim Beşiktaş'ta oynayayım demiş Adebayor. Öyle de bugün hı. bir gelişme oldu. Ama ben hani mensah transferi nasıl olur bilmiyorum. Galatasaray'ın gerçekten bir golcüye ihtiyacı var. Almak zorundalar. Yoksa yine ikinci yarıda aynı sıkıntıları yaşarlar. Ha, Onyekuru gol atar mı atar? Emre Akbaba atar mı atar? Ama Onyekuru ne, gelene kadar e, puan kayıpları olursa ne olacak? Çünkü zirvenin gerisinde biraz... 10 puan. 10 puan. Sivas Diğerleriyle de 5 puan, 4 puan evet. geride. Ama dediğimiz gibi hani Sivas Spor'da kaldığı yerden devam ediyor. Gördük yani nasıl oynadığını Malatya <laughs> maçında. Ya müthiş oynuyorlar. E, Kupa Lig fark etmiyor. Hiç Sivak, fark etmiyor. Aynı yani, aynı hani bir düşüş oynayan. olabilir diye düşünebilirsin. Hani Tam formdayken devre arası oldu. Hazırlık dönemi tekrar bu oyuncuların toparlanması diyorsun. Bakıyorsun ilk yarıda takımı taşıyan oyuncular yine müthiş oynuyorlar. Müthiş oynadılar yani. Sergen, <laughs> Sergen Yalçın gitti onlar yüzünden. Daha çok hoca gönderir bu Sivas Spor. E, ben gerçekten tebrik ediyorum Rıza Çalınbay'ı. Müthiş e, formda. Yazın bol bol sohbet etme imkanımız olmuştu. Hep şunu söylüyor Rıza Hoca ve yardımcıları. Yazın millet tatil yaparken o işte kuzeyliklerinde mi maç var? Nerede varsa oralara maç izlemeye gidiyorlar. Ajandaları çok e, geniş. Doğru. Yani komolye attı tuttu işte yüz teknik adam, işte ne bileyim yüz futbolcu havuzu bizde müthiş ajanda var demişti. O ajanda komolyede falan yok. Rıza bayda var ben size söyleyeyim. Ama Rıza Çalınbay o beğendiği oyuncuları, ee, çok fazla e, alamıyor. Çünkü maliyetli oyuncular olduğu için genelde e, BC planlarında ikinci, üçüncü sıradaki oyuncu, seçenekteki oyuncular alabiliyor. Ama yine onlar da çok iyi çıkıyor. Müthiş bir takım. Ee, Novak sadece. işte Trabzon'a geldiğinde ara transfer döneminde bir oyuncu istemişti. O da Novak'tı. Novak geldi bak aslanlar gibi Trabzon'da oynuyor. Şalke iki yıldır istiyor. Rıza, nokta atışı transferler yapan bir teknik adam Rıza Hocam. Şimdi, Şimdi e, defans bölgesini konuşurken tekrar Galatasaray'a dönersek bir stoper takviyesi de gerekiyor Galatasaray'a aslında bakarsanız. Mustafa gerekiyor. ismi Gerek geçiyor. gerekiyor. geçiyor. Luindama'nın Ge sezonu evet. kapatması. Evet. İşte, Donk Markao ne kadar idare edebilir Galatasaray'ı o bölgede? Ya bir sürü isim geçiyor. Alpaslan geçiyor Göztepe'den. Yani e, bilemiyorum. E, i̇şte bir ara Murillo vardı. Seltevgo'ya gitti. Evet o onu transfer oldu. Yani. Ama Mustafi Arsenal'da. Mustafi evet Mustafi ile ilgili bulamıyor. bugün gelişme evet onunla ilgili bir gelişme vardı onu da okuyalım istersen. Önemli yani çok bir isim tabii tecrübeli. Önemli. Bir isim, önemli bir isim Önemli bir isim. Önemli bir isim. Galatasaray'ın evet. da stoper takviyesi yapmak için e, istekli olduğunu biliyoruz ki aslında teknik ekipte haklı. E, e, çünkü e, Luyendama'nın beklenmeyen sakatlığı Teknik direktör, Alman oyuncunun menajeri İstanbul'a İstanbul'a İstanbul gelmiş. Ee, Galatasaray'ın şartlarını Galatasaray aslında bu oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşmüş ve e, menajeri de Arsenal yönetimine Galatasaray'ın e, şartlarını verebileceği rakamları söylemiş. Arsenal bunu kabul etmiş aslında. Arsenal'de vergiler dahil yılda 4.68 milyon sterlin kazanıyormuş bu oyuncu. 6 aylık maliyeti yani 2.3 milyon sterlin. Yani 3 milyon, milyon euro. Galatasaray'da bütçe evet. sıkıntısı yok. Yok her Ama zaman sezon söylüyorum. sonuna kadar maliyeti yani Arsenal'dekine bakarsan 3 milyon euroymuş. Bilemiyorum. Galatasaray'da sorun eldeki yabancı oyuncuların fazlalığı e, Evet. O. Göndermek zorunda çünkü. E bir şekilde gönderecekler. <laughs> Şimdi Lines'in de tekrar yani servisi çıktı. Yani Çakney'i düşünmemeleri enteresan ya. Çakney İstanbul'da şu anda. Sizce düşünmeliler mi Çakney'i? Bence düşünmeliler. Bir 10 on, yani? on gol daha atar. bir on gol daha atar. Falka Geçen belki... sezonun ikinci yarısında gelmişti. Bu <laughs> sezonun da ikinci yarısında. Belki, belki Falka'yla müthiş bir ikili olacaklar. Bilemezsin ki. Ama çok disiplinsiz e, vurdum duymaz. Bir başta diye benzerini benzer. gitti bir yerde de yaptı Evet. Arası. Zaten o Fatih etmez. Terim o yüzden herhalde istemiyor. Ama siz bir e, denemekte fayda var diyorsunuz eğer Yer golcü bulamazsa, Galatasaray'a dönebilir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Fatih o, Terim'den izin istemiş. Ya idmanlarda hmm. beni bir deneyin diye. Ee, bu konuda kulüp bir tamam olabilir demiş ama çünkü duruş de çok düşürdü değil Çünkü Andon'un e, sağlık raporlarına göre sözleşmesinin e, feshedilmesi gündemdeymiş. Yani dönüşü e, uzun süreliyse ise sağlara dönüşü Hı -hı. sözleşmesinin feshedilmesi de gündemdeymiş. O yüzden ya çak ne olacak çak ne en azından hani kendi oyuncun e, bir şekilde e, oynatabilirsin. Ama dediğim gibi yani o bence ipler şeyde koptu. Şampiyonluk kutlamalarında katılmaması değil Fatihlerime, mi? Fatih Terim'e ben e, işte tatil için rezervasyonumu yaptırdım gidiyorum demesi iplerin kopması nedeni. Bence yaptığı çok Aslında büyük çok Aslında çok da kötü performans sergilemedi. Yok tabii ki 10 gol az mı ya? On, Katkı on sağladı gol. şampiyonlu. O, bak 10 gol Çak atsa, 5 gol Emrak Babatsa, atsa, 5 gol Onyokuru atsa etti 20. Falka 10 arası. golde Falka atsa 30 gol. Atar mı 10 gol? Tek devrede 30 gol zaten düşünsene ilk yarıda 30 60 gol. Yani çok iyi bir rakam olur. Tabii. 30 gol çok iyi bir rakam. Seni i̇şte hani şampiyon bile yapabilir. Ekstradan savunma oyuncuları vesaireler de atar. Bence ya o Belhandası Fegulist attığında o rakam 40 olur. İkinci yarıda 40 gol atmak müthiş olur Galatasaray için. Ee, o yüzden bence e, düşünülsün. Yani e, Arda, Arda'yı Arda, Arda Turan'ı devlet meselesi haline getirdiler. E, yani her gün Arda, 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 Arda. Başkan anlatıyor. Yok kardeşim istemiyoruz. Başkan Yardımsız çıkıp diyor gündemimizde yok. Ne hoca istedi ne bizim gündemimizde. Ama her gün Arda gelecek. Arda'yla sözleşme yapıldı. Arda'nın şartları bu. Arda para istemiyor. Ya kardeşim Galatasaray Arda'yla... Vakit kaybedecek durumu yok Galatasaray'ın. Galatasaray hazır oyuncular istiyor. Fatih Terim genç oyuncular istiyor. Ama birileri sürekli Arda'yı Galatasaray'a gazlıyor. Ha bugün oldu, ha oldu. Ya nedir ya? Herkes Arda'nın menajerliğini yapıyor abi ülkede.